Şimdi başka anlatmak istediğin bir şeyler var mı? Vallahi dediğim gibi masrafımızın düşürülmesini istiyoruz. Yani... Biraz daha masrafların düşürülmesini istiyor çiftçimiz. Senle de az önce sabah konuştuk bu hayvan üstüne. Gittik yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Hala devam ediyoruz. Bugün programın sonuna kadar Hacı Ali'ne aitiz. İnşallah beraberiz. Sen ne anlatmak istiyorsun muhtarım bu konusunda? Valla tarımla ilgili çiftçilerimize destek verilmesin Sebahattin kardeşimizin söylediği gibi de. Teknolojinin kullanılması ama teknolojiyi kullanırken de maddi imkanlar gerekiyor. Maddi imkanlar tanımak, krediler. Her şeyde şu an maddiyat tabii, var. Tabii her şeyde maddiyat var. Bir de kendileri çok çalışan, güçle çalışan kişiler olduğu için biraz da maddiyat olursa biraz daha rahat yaşam olur. Köyün hanesine yani, kadar da? Köy hanesi olarak 55 hanemiz var. Bu 55 haneden kaç falan. Hayvancılık işine bakıyor, yapıyor? Vallahi 15 hane vardır büyükbaş hayvancılık. Bu 15 hane de bu sorundan dolayı rahatsız değil mi? Yani mutlaka rahatsız. Tabii şimdi hepsiyle ihtiyacı var. İsteriz. Hepsini görmek isteriz. Zamanımız yettiğince insanlarla konuşmaya çalışacağız. İnşallah. Zaten biraz sonra da lokma dökülecek. Lokmaya gideceğiz. Oraya da bir röportaj yapacağız. İnşallah daha güzel şeylerin olması dileğiyle. Az önce size söylemiştik. Muhtar dedi ki bize eve gideceğiz. Evde size hanım çok güzel yemekler yapmış dedi. Yengemizle görüştük, ne dedi? Gelin dedi, başımızın üstünde yerim var dedi. Bir geldik yine gelelim, burası bildiğin çiftlik oldu. Her tarafta tavuk var, bir de işin garibi pamuk gel deyince geliyor ya, bak. Çağır yenge bakayım gelsin. Çok tatlı. Kıskanıyor, çok kıskanıyorlar birbirlerini. Ne? Hayvanla ben iç içe olduğum için oldu. Devamlı. Evet. Yumurta veriyor değil mi? Evet, yumurta veriyor, beni seviyor, ben de onu seviyorum. Gel dediğim zaman geliyor. Bir hayvanın insandan daha dost olduğunu bilir misiniz? Bilirsiniz. Daha dosttur. İnsanlardan daha dosttur, daha yakındır. Yeri gelince konuşacağız. Gelince geliyor, benimle konuşuyor. Ben konuşacağım. Günlük hayatta ne yapıyorsun yenge? Günlük hayatta hayvanlarla ilgileniyorum. Evimle ilgileniyorum. Kalkıyorum. Tabii, sabah kalkayım hayvanlarla. Tabii. Şimdi insanlarla röportajı bitirdim, sıra indilere geldi. Gel yavrum sen buraya gel. Nasıl hayat, güzel mi? Kulu 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 kulu. Ha? Hayat nasıl, güzel mi? Vallahi cevap veriyor sanki. Gel kameraman, kovala bakayım azıcık, muhabbet edelim onunla. Kulu 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 kulu. Ben yarime ölüyorum. Ya yemek yiyeceğiz, muhtarımız evine getirecek, işte hanımı yengemiz yemekler hazırladı dedik ama şimdi imece usulü olmuş. Kameramız göstersin, herkes yapmış evinde yemeği getirmiş, sırf bugün biz geliyoruz, misafir geliyoruz diye. Değil mi muhtarım? Evet, hazırlığı hanım yaptı. Hacı abi sen yolda gelirken bir şeyler diyordun. Evet, buyurun. Evet, ne diyordun? Galiba. Sen galiba bir şey söyleyecektin. Söyleyelim. Hacı abi yıllardır aşkını doğru düzgün itiraf edememiş. Şimdi biraz sonra bak, hindiler bile senin aşkına cevap veriyor. Gulu 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 yapıyor bak, gördün mü? Şimdi Hacı abinin aşk itirafını göreceğiz. Gel yengecim buraya gel. Sonra gel. Gel. Hadi anlat bakalım ya. Yok, öbürü söyleyeyim ya. Benzemez söyle kimse sana. Tamam söyle. Benzemez kimse sana. Bak aşkına cevap veriyor. Tavrına hayran olayım. Benzemez kimse sana. Tavrına hayran olayım. Bakışından süzülmen. İşvene kurban olayım. Bakışından
süslen. İşmene kurban olan. Benzemez ki ses sana. Benzemez kimse sana, tavrına ayına olayım. Şimdi Hacı abinin aslındaki fikir buraya gelince değişti. Buraya gelince değişti, bitti. Buradan sonra yenge, gel. Hacı abi sana bir aşk itirafında bulundu. Bak bak dinle dinle. Bir yenge sende kaç torun var? 15 tane. 15 tane torun var. Kaç çocuk var? 6. 6 tane kız oğlan? 4 tane oğlan, 2 tane kız. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım. Sen bu kadının ömrünü yemişsin, şimdi gelip bakışına cilvene kurban olayım mı diyor. Karısına Allah belanı versin dese yeridir yemin Allah ediyor. Bak 15 tane. Bitsin bu acı, tükettin ömrümü, daha ne kaldı? Çok çektim elinden, bitsin bu acı, tükettin ömrümü, daha ne kaldı? Merhametin... Şimdi utandım demiyor da unuttum diyor. Korktum demez lazım aslında. Biraz sonra biz gittikten sonra başına gelecekleri talih koşu olarak yap. Bir şey yapma olsun tamam. O da içinden geleni sağ yıllardır bir aşk birikmiş içinde onu söyledi sana. Yenge. Amanim amanim amanim. Ne yaptın? Bu taş fırın değil mi oluyor şimdi? Taş fırın. Taş fırını yaktı. Hazırladı. İçine şimdi börekleri attım. Böreği, bütün hamur şeyleri attı. Şimdi biz taş fırından pişen bir şeyleri yiyeceğiz değil mi? Şimdi ne kadar sürecek bunun içinde? Bu yarım saate yakın süre. Sizin de burada olmanızı isterdim ama ne yaparsınız artık? Yapacak bir şey yok değil mi? Olsun tabii ki öyle ama. Yenge gel, şimdi. Gel bakalım azıcık konuşalım seninle. Şimdi bunu yakıyorsun. Evet. Ne kadar süre duruyor öyle? Yanınca mı? Yani ne kadar yanık duruyor? Isısı nasıl oluyor? Isısı bir saati geçiyor. Bir saatten sonra içine hamurları atıyorsun. Tabii tabii. Bugün bunların hepsi sırf biz geldik diye oldu. Allah razı olsun. Yaptım zaten. Kendini yani yordu. Bütün herkes birlik oldu. Bir şeyler hazırladı. Evet Allah razı olsun. Konu konuştan hepsinden şimdi, Allah razı olsun. Gel bakalım sen de buraya gel. Bir de böyle arada çocuklarla da röportaj yapmak lazım. Adı ne bakayım senin? Zümra. Ne? Zümra. Zümra. Kaç yaşındasın? 7. 7 yaşındasın. Okula gidiyor musun? Evet. Şimdi sen niye geldin buraya? Biz geldik diye mi? Hı hı. Peki hayvanları? Seviyorum. Var mı evinde? Var. Ne var? Tavuk. Tavuk. Sen birinci sınıfa gidiyordun değil mi? İkiye. İkiye gidiyorsun. Maşallah. Senin kardeşin var mı? Var. Küçük. Annenin kucağındaki değil mi? Yaramazlık yapıyor mu annesi? Evet. Biraz. Arada yaramazlık yapıyor. Evet. İsmin ne? Söyle ismini. Bak hindiler bile kuru 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 diyor. İsmin ne? Hı? Adın ne? Ali de anne. Ali de oğlum. Sen korkuyor musun? Sen onlardan kork. Korkuyor musun? Korkuyor. Neden? Korkuyor. Onları kovalayalım mı? Evet. Şimdi bugün neler yapıldı yengecim? Bugün kelem sarması. Yaprak sarması. Kısır bir de yapılmış. Bir de fırında da var. Fırında da böreklerimiz var. Börek başka ne var orada bir de fırında? Bir sini de ekmek var. Bir sini de ekmek yapılmış. Bütün hamurla aklına gelebilecek her şey yapılmış bugün. Bu kısır nasıl yapılıyor yengecim? Mercimek köftesi. Mercimek köftesiymiş. Mercimek evet. Köftesi nasıl yapılıyor? Vallahi ben hiç yapmadım. Gel sen siz sorayım. Siz yapmışsınız siz söyleyeyim. Siz yaptınız. Hadi. Şimdi siz yaptığınız şöyle için vereyim. Siz söyleyeyim. Mercimek köftesine yani iki bardak. Şöyle göstersin. İki bardak mercimek konur. Bir bardak bulgur konur. Soğan. Ondan sonra maydanoz,
zeytinyağı dökülür, limon, limon yoğurursun, baharat peki, atarsın. Bu mercimek köfte genellikle hani kadınlar günü olur, kısırla evet, birlikte yapılan bir şey değil mi? Evet, yani günlerde öyle, şeylerde günler, yapılır yani. Bir şey değil ama günlerde, onun şeyi yeri günlerde, kısırlarda, evet, ev hanımlarının toplanmasında. Evet. Hani hazırdır ya evimizde. Evet, aynen, pratik. Hem de biraz pratik, kolay değil mi? Evet, pratik işte. Hemen yani. Sıcak suya mı batırıyoruz? Evet, sıcak. Hemen kaynar suyla bir yarım saat 15 dakika bekletirsin. Yoğurulması önemli. Biraz, çok az. Şu da yaprak sarması. O da, yaprak sarması nasıl yapılıyor? O da aslında pratik. O da aynısı. O da aynı sayılır. Bulgurla, soğanla salçayı kavurursun. Ondan sonra pirinci atarsın. İçine de baharatını koyduktan sonra sararsın. Zeytinyağı, limon. Üstüne çıkacak kadar da su. O da aynı şekil iç malzemesi. Bu da aynısı, sarılıyor onunla. Sadece dış tarafı var. Kelem. Mesela. Bu yaprak, bu kelem. Anadolu Aynası programı Gamze Hanım tabii ki biraz yoruldu. Yemek yiyor şu anda. Biz de ne yapıyoruz? İsmet abiyle hemen muhtarımızla koyunlar var burada. Bakın sade hayvanların içinde inektir, efendim keçidir değil, koyun da var. Evet, değil koyunlarımız mi? Da var. Evet, hindiler var, tavuklar var. 5 tane koyun var. Köye geldiğimizde değsin dedik. Uzun zamandan beri almadık biz bunları ama duramadık, canımız sıkıldı. Koyun da aldık, inli de aldık, tavuk da aldık. Bunlarla eğleniyoruz, günlük hayatımızı yaşıyoruz hanımla burada. Ama özellikle yenge çok ısınmış hayvanlara yani. Hayvanlar da ısınmış. Evet canım, çok ısındı. Benden fazla o ilgilendiği için, o ya bakıp yemlediği için, yanlarına girdiği için benden fazla o daha yakın ona hayvanlar. Hayvan sivildiği yere gidiyor tabii. Bu arada siz de seviyorsunuz ama yengemizi. Tabii canım, tabii. Olmaz mı? 40 senedir, 38 sene oldu evlendik. Allah'a şükür 3 tane oğlumuzu Bursa'ya yolladık. Biz buralarda geçinip gidiyoruz işte, emekli olduk. Efendim, az laf güzel oluyor diyoruz. Efendim Gamze Hanım bu arada sunucumuz da efendim yemeğini yemiş, bize ele diyor. Hemen mikrofonu getir diyor. Çünkü lokmalar artık köy meydanında yapılıyor diyor. İsmet abiden, muhtarımızdan izin alıyoruz. Bize bu güzel efendim etkinliği düzenlediği için, bizleri karşıladığı için teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Köyümüze gelip de bu kadar güzel bir çekim Tarım Türk TV olarak yaptığınız için bütün çalışan ekip arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Köyüm adına. Herkesin adına teşekkür ederim. Her zaman da bekleriz köyümüze. Efendim bizlerden ayrılmıyorsunuz. Bizlerden ayrılmayın. Programımız devam ediyor. Gamze Hanım'la baş başayız tekrar. Sabahtan beri öve öve bitiremediğimiz lokmaların yanına geldik. Şimdi abicim ismini bahşeder misin? Mehmet Aslan. Mehmet abi, şimdi sen bu lokmaları niye döktürüyorsun? Hayır için. Hayır için. Evet. İşte köy için. Köy için. Hayırlı olsun, hayır, uğurlu hayır olsun. Hani sağlıklı, tabii, saatli şey olmasın diye. Kamera bir döndürsün ama imece usulü yapılıyor. İmece usulü yapılıyor. Öyle hani gidip de hazır alınıp şey yapılmıyor. Herkes bir elden kuşanmış, değil mi? Kuşanmış, herkes bir elden döktürüyor. Nasıl, mutlu musun sen bu çok köyde? Mutluyum. Sorunun var mı? Yok sağ Allah'a şükür. Yaş kaç? Yaş 78. 78, Allah daha uzun ömürler versin. Amin. Şimdi bu köyün bir sıkıntısı tarım üstüne, hayvancılık üstüne, bir şey üstüne var mı? Ama 70-80 tane büyük hayvanımız var. Tamam. Geçen de 5 tane geldi. Gene Gebediyo'ya evet geldi, Almanya'dan geldi. Evet. İyi yani, durumumuz çok çok iyi. Allah'a evet şükür iyi yani, bir sıkıntımız yok. Güller Köyü en başta, bir de köyün içerisinde bir de cami köyün yolu. İçindeki cami yolu, üstüne bir de mezarlık yolumuz. Bu asfalt. Sıraçlar. Efendim? Sıraçlar yapılıyor. Biz gittik gördük hani hayvan he yemleri. He. Makinalarla yapılıyor. Orada da sorduk. Dedi ki işte bizim şu anki tek sorunumuz dedi, etlerde yükselmeli dedi. Bir şey söyledi. Hayvanla ilgili de sorunlar varmış yani. Tabii var. Var. Şimdi senin de var mı öyle dediğin? Sen de diyorsun benim 70 baş büyük hayvanım var diye. Evet. Ha, sorunun var mı senin süt, de devletin? Süt para etmiyor. Bak dana 28-29'a kesiyor. Hadi indiler 24-20 liraya. Hazır sütleri şey yapmıyor. Onun için böyle yani. Hani oluyor diye işte hayvan dövüyorlar diye, işte hayvanların sütü şey çıkmıyor diye artık meyil etmiyorlar değil mi? Evet, etmiyorlar. Bunun için ne söylemek istiyorsun Mehmet abi? Ne gibi yani? Onu şunu ona kavrayamadım. Yani,
bizim milletimize hani dışarıdan et getirmesinler. İthal et getirmesinler ki bizim hayvanlarımız. Dün biz bu konuya değindik. Bu konuya biz canlı yayında söyledik. Dedik ki ithal et istemiyoruz. Kendi yerli mana yurdum al dedik. Aynen. Ama nedense bazıları anlamadı. Sorunlar çıktı. Evet. Ama asıl doğrusu bu değil mi? Bu bir siyaset değil, bir şey değil. Yok bu yok yok. Ne siyaset? Yerli mana yurdum al. Herkes tabii. Kendi malını kullanmak istiyor. Evet. Dışarıdan gelen etleri biz yemek zorunda değiliz. 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 Aynen öyle. Allah'ım gözlere bak. Hoş geldin. Şimdi biz röportaj yapalım. Evet, ne istiyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Siz şey yapıyorsunuz. Lokma yapıyoruz. Abi iyi, tam daha denk geldik. Hiç sorma. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, dedi ki imece usulü yapılıyordu. Herkes bir koldan sıvamış kolları köy için hayır yapmaya çalışıyorlar. Ablacığım söyle bakalım, sen şimdi bugün neden buradasın? Ben burada bugün lokma yapmak için geldim. Bir de yardıma bir de ben el atayım dedim. Babam, ben bu lokmacının kızıyım, babamın. Ne? Şu an hazır mı yapılıyor yoksa? Yok, hazır yapılmıyor. Kendi. Köy yerimiz, kendimiz yaptık. Evet. Mayalı, güzel hamurla, eski usul. Eski. İmece usul. İmece usul. Evimizde. Evet. Ben de yardım edeyim bir şey arkadaşlar. Yok burada. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Elbamız var. Hazır hayır yapılıyor, evet, hasanat yapılıyor. Evet. Sizin bu köyde sorunlarınız var mı? Sorunumuz olmaz mı? Mesela? Mesela çok güzel olmasını isteriz köyümüzün. Biraz daha büyüsün. Evet, büyüsün, yeşillensin. Öğrencilere. Neyiniz yoksa? Arabalar. Aynen ya, servislerimiz var, öğrencilerimizin servisleri var da bu yolların, bu ara sokakların daha park etaçları döşenmedi. İnsanlar buradan düzgün gidiyorlar, arada toprak yolda ayaklar çamurlanıyor, motorlar rezil ziyan. Mesela benim çamurlandığı gibi. Evet, şu anda seninki de öyle, hep böyle yani. Sen ne demek istiyorsun yenge? Ben yavrum bir şey demek istiyorum. Hadi, ben yaşlıyım da. Ben yaşlıyım da yardıma geldim yavrum. Hadi kulağımız işte, tatlı suyumuz yok. Tatlı suyumuz yok. İçiyoruz işte. Mahallede çöp arabası yok, şunu söyle. Başka? Çöp arabamız yok mahallede, yollarımız yok. Mahallede çöp arabası yok, yollarda sıkıntı kestiler. Sularımızı kestiler. Yani yeni... Sıkıntılar bitmiyor, sıkıntılar bitmiyor. Şimdi bizim kanalımızın konusu tarım. Tarım üstüne, hayvancılık üstüne ne demek istiyorsun? Şimdi hayvancılık bizim kendi hayvan... Yemler çok pahalı. Süt ucuz. Gel yenge, sen anlatacaksın. Söyle bakalım. Evet, yemleri çok pahalı alıyoruz. Süt ucuz alıyoruz. Bir de dışarıdan ithalat inek geldi. Hepten inekler de düştü. Vallahi değil bilmiyorum mi? Hangisi uygunsa onu yanmamız gerekiyor. İmza gülüm. Toplanması gerekiyor. İşte evet, imza toplanması gerekiyor. Evet. İnsanın toplanması gerekiyor. Evet. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Evet, değil mi? Yani. Aslında bizim sol dere suyumuzu kesmemeleri lazımdı. Ama ne yaptılar? Kestiler bizim suyumuzu, başka yani ekeceğimiz şeyleri sulayamayacağız. Burada zaten hane az değil mi? 50 hane var. Bunun 17'si mi ne? Ya hayvancılığa bir çare bulmaları gerekiyor yani. Bu böyle çünkü olmuyor. Bu, yoksa ölecek hayvancılık. Aynen öyle. İthalat girdiği zaman. Evet, İthalat girdiği zaman ölecek. Zaten oradan geldiği kendi zaman. Kendi malımızı yiyemiyoruz. Evet, kendi malımızı yememiz gerekiyor. Hem dışarıdan geldiği zaman ya bir sürü bakteriye. Yerden de lokmalar da pişiyor. Bakteriye üretiyor, anlıyor musun? Burada evet. Geliyor o et kıymaya giriyor. Evet. Yeniden sökülüyor, kıymaya giriyor. Yeniden donuyor ve millete dağıtılıyor, satılıyor yanmak. Dert biter mi? Bitmez. Ama çözüm bitmez. Bulunmadıkça daha çok artar. Evet, ama isteseler çözüm bulurlar. Aynen öyle. Köylünün de istediği ithal etin kaldırılması ve bazı Kemalpaşa'nın köylerinde dediği gibi az önce herkesin yol sorunları var. Otobüslerde sıkıntı var. Birçok şeyde sıkıntı var. Bunların dile gelmesi gerekiyor. Biz de buna aracılık ediyoruz. Evet. İnşallah memnun kalmışsınızdır. İnşallah belirli kişilere ulaşır. İnşallah bilirim. Sağ ol ablacığım. Teşekkür ederim. Ben geçeyim, şeyleri alayım. Efendim şu anda Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesi Hacı Ali Mahallesi'ndeyiz ve bir hayvan damındayız. Değil mi efendim? Evet. İsim alalım. İsim Ülkü Aslan. Peki Ülkü abi, hemen bize bahsediyorsunuz. Ben burada bakın buzağlar görüyorum. Evet. Efendim. Cinslerinden bir başlayalım önce. Var. Cinsleri Holstein Friesian. Evet. Holstein cinsi. Bunların elde edilmesi nasıl oluyor? Önce elde edilmesi, ya biz atlıdan şey, babadan hayvancılık yapıyorduk zaten. Evet. Bir de 2011 yılında Süt Birliği dışarıdan hayvan getirdi. Evet. O projeden de yararlandım ben. O zaman bu damı falan ondan sonra yaptık burayı. Bu şimdi yeni de aldık, hatta Sim Metaller Damızlık Sığır Birliği vasıtasıyla dışarıdan Almanya'dan geldi. Hı hı. Yani böyle öğretiyoruz işte, onlar evet, Sim Metal'de olsun istedik Holstein'ler içinde. Kulaklarında bunların küpe görüyorum. Kulaklarında küpeler, soy kütüğü. Soy
Soy kütüğü. Yani hayvanın cinsini, yaşını. İlçe tarım mı ilgileniyor? Nasıl? İlçe olur? Tarım değil, domuzluk, sığır. Üreticiler. Yetiştiriciler Birliği takip ediyor bunları. Küpelerde onlar takıyorlar. Ayda bir mi geliyorlar? Nasıl yapıyorlar kontrollerini? Onlar ayda bir değil, haftada bir, 15 günde bir. Aylık da oluyor. Geliyorlar. Biz de bildiriyoruz, buzağımız var, doğum yapan hayvanımız. Diyelim ki bildirmedim bir tane buzağı. Gene var. Geliyorlar çünkü niye kayıt tutuyorlar. Şimdi buradaki hayvanların, anaçların, hepsinin, anaçların ne zaman doğum yapacağını biliyorlar zaten. Hı hı. Kayıt oldukları için ellerinde 9 ayda doğuruyor hayvan. 9 ay sonra buzağının olması gerektiğini biliyorlar. Peki bunlar sünni tohumlamayla mı oluyor, yoksa evet, normal mi? Sünni tohumlama. Efendim, tabii ki bundan soy kütükleri de takip edildiği tabii, için daha evet, fazla verim alınıyor herhalde evet, sanıyorum. Daha, ne kadar hayvanımız var burada? 70-80 tane var herhalde ya. Fazla yok. 70-80 tane var diyorsunuz. Peki nasıl yem olarak ne kullanıyorsunuz? Yem? Genelde yem mi? Hepsi var. Kesif yemi de. Yonca. Evet, onları saman yoncayı kendimiz yetiştiriyoruz zaten. Silajı kendimiz yetiştiriyoruz. Bir de suni yem alıyoruz şeyden. Fabrikalardan işte böyle götürüyoruz şey. Devletimiz de bu konuda destekleme veriyor. Hayvan başına bir şeyler oluyor herhalde. Evet. Kadarıyla. Yani veriyor ama faydalanıyoruz. Tabii onlardan yeterli değil. Maliyet çok yüksek. Maliyet. Yani yüksek. Bayağı yüksek. Saman 18 lira. Yani. Peki bunlar mesela kasaplık mı oluyor, damızlık mı oluyor? Nasıl satış durumları? Şimdi şey olarak bakışımız, damızlık bakıyoruz biz ama erkekleri besi yetiştiriyoruz. Kendi doğan erkeklerimizi. Besi olarak da bakıyoruz yani. Sizin gibi var mı Hacıali Mahallesi'nde böyle bakıyor? Var tabii, köyde var. Ne kadar var? Kaç kişi yaklaşık bakıyorlar? Yani 10 kişinin üzerindedir. 10 kişinin üzerindedir herhalde, öyle tahmin ediyorum. Veya 10 kişi vardır, bilmiyorum. Peki söylemek istediğiniz başka bir şey? Maliyetler düşsün, başka bir şey istemiyoruz. Yani fiyatların yükselmesi hiç değil, zaten maliyetlerin düşmesi önemli. Efendim, bizler de isteklerini yerine getiren bu kardeşlerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hayvanlarla ilgili hayvan bakıcılarının yanında izliyoruz. Efendim, sağ olun, teşekkür ederiz. Bu konuda çok güzel yayınlar yapıyor. Efendim, Anadolu Aynası'nı da takip etmeye devam edin. Bizlerden ayrılmayın. Yeni bir programa doğru gideceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, bir programın daha sonundayız. Yanımızda muhtarımız var. Anadolu Aynası programları her hafta sizlerle beraber olacak. Yapılacak bir şey yok. Ömür bitiyor, zaman bitiyor. Hiçbir şey ansızın geliyor. Programın da sonuna geldik. Ülkü Aslan'la beraberiz. Damını tanıtmıştık zaten. Şimdi bize artık bir güle güle demek düşüyor. Evet, güle güle hoş geldiniz, güle güle diyeyim. Hoş geldiniz, güle güle muhtarım. Bugün çok güzel program yaptık. Çok güzel programdan dolayı. Çok güzel tanıtımlar yaptık. Allah nice programlar yapmaları kendilerine nasip etsin. İnşallah. Devamını tekrar bekliyoruz inşallah. İnşallah. Programların devamı her yerde, sadece köyümüzde değil. Biz her hafta bir köyü tanıtmaya devam edeceğiz. Milletimizin, devletimizin dertlerini dinlemeye devam edeceğiz. Köylünün derdi bitmez. Bunlara el atılması lazım. Hepinize...